asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen açıklamayı Beştepe'de gerçekleştirdi. Ve 2023 yılı asgari ücret 8500 lira olarak belirlendi. Peki vatandaş yeni asgari ücret için ne düşünüyor? Ankara masası mikrofonunu halka uzattı. Devletimizle milletimiz Allah sana diye verilmez. Bundan daha güzel bir şey olmaz. 3000 lira az para değil. 4,5 milyar kira, 4 lira ekmek, bir de amcam diyor ki yeter 3000 lira. Tuzun kuyu kuru demek ki senin. Öyle mi? 3000 lira. Yok. Niye? Şimdiye kadar olmazsa şimdiden sonra hiç olmaz. Olmadıktan sonra ne olacak? Hırsızlık yapıp çarpıp çırpmıyorum. Doğru söylüyor. Alnımın akıyla kazanıyorum. Söyle tabii. Yalan mı? Onlar tabii tuzu kuru AK Parti'den. Evet. 4,5 milyar kış şey... Her şey dünya almış parasını gidiyor. 5000 lira kira. Vallahi iyi güzel de eğer zamlar yerinde kalırsa iyi normal geçinir vatandaş. Ama zor zor yine geçinir de daha zam yapmadan önce elektrik faturasına zam gelecek diyor. Bu nasıl olacak? O zaman zamı yapma. Elektrik yerinde kalsın. Tek aile 4 çocuğu olan veya 2 çocuğu olan tek kişi çalışıyorsa evi de kiraydaysa yandı. 10 milyonu verecek kadar gücü yok muymuş 8,5 lira nedir? 8,5 lira bir ev kirası. Asgari ücret açıklandı çok güzel ama asgari ücret ortam belli. Yani geçim sıkıntıları bu etmeyecek. Bu halk bunu nasıl geçinecek onu bilmiyorum. Çok güzel yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz halk olarak. Enflasyona göre çok zamanla bir uygulamadır. 8500 lira görünürde iyi bir rakam gibi gözüküyor ama yarın her şeye zam alım gücün tekrar şimdi atıyorum. Patates 10 liraysa 15 lira olursa, akaryakıta zam gelirse, diğer yiyecekler peynir 120'den 150 olursa, atıyorum yağ 170'den 400 olursa, asgari ücretin 8500 olması 10 bin olması ne anlamı var? Gıda mafyasını durduramazsa maaş 20 bin de olsa bir şey. Çünkü adam domatesi, patatesi, turşili hepsini depoluyor. Ha asgari ücret 10 bin mi oldu? O da yapıyor patatesi 50 lira. Mafyayı durdurması lazım. Gıda mafyası, konut mafyası, bu ülke mafya dolu. Yetmez. Şimdi şu bakın 8 bin lira olunca 4 bin liraya oturduğun ev şimdi 7-8 bin, 6 bin liraya mal olacak. Geriye kaldı 2 bin lira. Neyle geçinecek bu vatandaş? Bu 4 kişilik bir aileyi düşün. Bakın marketlere bir gidin. Ha diyorlar ki marketlerde gıda işte depoluyorlar. Ya arkadaş gitme. Bir hafta o markete gitme. Bakalım o market ne yapacak? Evet. Geçmişi düşünüyorlar. Diyorlar 70 senesi. Benim babam 6 baş nüfusu bir maaşla geçindiriyordu. Her sene kurbanımızı kesiyordu. Asgari ücrete zam lan arkadaş, asgari ücrete zam mı? Sen kendine veyahut da milletvekillerine zam yaparken bir gecede çıkartıyorsun. Bu garibanınkini bir ay, 3 gün toplantı, 4. toplantı. Ne toplantısı ya? Sen ekonomiyi bilmiyor musun? 200 milyarı çıkardı ya. Bu kadar basit mi ya bu milleti oyalamak, bu kadar milleti kandırmak? Affedersin, çok özür dilerim. Ben de olmak şartıyla koyun gibi bir milletiz. Nereye sürersek biz oraya gidiyoruz. Bir tabir var, sürekli insanın ağzında sakız oldu. Partiyi artık takım tutar gibi tutuyoruz. 8500 lira şaka mı yapıyorsunuz? Yani asgari ücret 8500 lira. Acaba özel şirketlerin hangi birisi veriyor bu 8500 lirayı? Gayri resmi rakamlar açıklıyorlar mı? Kesinlikle hiçbir insana bu 8500 lira yetmez. 5000 lira kira istiyorlar. Nasıl olacak? Yani 10 bin lira olsa ki ne fayda? İnsanların alım gücü yok. Yani evet insanların evine bir şeyler giriyor. İlla ki kimse aç kalmıyordur ama önemli olan o peynir de nasıl girdiğinin önemli olması lazım. O peyniri nasıl alabiliyor? O ekmeği nasıl alabiliyorlar? Ben bugün bir markette şahit oldum. Açıklandı 5 dakika sonra 45 liralık bir ürün 58 lira oldu. Birim güzel. Abartmadığımız sürece insan olmayı, asgari bir insan olarak yaşarsak veya da insanlığımızı asgariye indirirsek zannediyorum bu meblağ bizim için çok büyük bir meblağ.